Çıktım doğan güne, son sözü söyledim. Dön dedim, görevini yap. Sözümü dinledi, seslendi dedi ki, Samanyolu seni dinleyemeyecekse beşer kapıları kapatalım. Dinlettim. Saltanat bedenim, yaşam ilmim ve ben bütün olan tüm zamanların kuranı olan kaynak insan. Etken ekmek, yol ilmi, kaha, ben aha burada, ya kaha, ben sayfa sayfa üşüyan. Sizi nefese kodladım ya, o ala. Ama siz ben olmadan bir Kur'an olarak bütünün gücünü tüm zamanlara dillemedikçe karanlığın tahtında olamazsınız. Şimdi soruyorum bu meclis, kelamda mıdır, karanlığın ışığı mıdır, yarının tohumu mudur, koruyucu mudur, koklayıcı mıdır, tabuları yıkıcı mıdır, resmi çalışmada bütünü göreve alış halinde kendinde midir? Daha güçlü bir dünya kuruyorum. Bugün ben topraktaki nefesim. Daha güçlü bir dünya kuruyorum. Bu dünya altın tahtın Kur'an'ıdır. Bilmenizi isterim ki burada yaşayacak olan kim varsa iman edin ki doğanın Kur'an'ı olup yaşayacak. Hiç kimse, hiç kimsenin kaynağında olmayacak. Tavus kuşları gibi dünyanın gücüyüm diye ortalarda dolaşanların şunu iyi bilmeleri gerekir ki tavus kuşları torba torba tahtlarını kodlasalardı kötülük önlenirdi. Burada kötülüğü önleyecek gücü dürümleyemeyenler Mikail'in kürzi kelamı olup bütünü güçlendirme niyetinde olsalar da kıranın kırılacağı bir yaşamda kendilerini kontrol edemeyecekler ve toprak toplumda tohumlanamayacaklar. Başka doğa, başka yaşam, başka kaynak, kod bütün kötülükleri aşıp geçtiği zaman dünyayı koruyabilir miydik? Düzeni kurardık ama dünya olmazdı o zaman. Herkesin daha iyi anlaması gereken bir konu, devinimi artırabilmek için buradayız. Bu meclis dünya devinimini artırarak kodlama yapar. Toprak toplumun tohumu olan bu meclis bütünün gözü, bütünün sözü ve yüreğidir. İş mahya kayıtlamak değildir. Yaradan olmak, yarattırmak, yaşatmaktır. İş. Aha bunun için bu çalışmayı yapıyoruz. Dört göz sözü söylediği de gök sesleşir. Bugün biz dört göz olarak gökçe konuştuk. Samanyolu bizi dinleyebildi bugün. Eğer dinleyemezse yaşama inme imkanı olmazdı. Sarı mordan Kur'an olur. Otak kurar tüm zamanlara. Mor mahrek olur. Yarını tohumlar. Yaşama varır. Ve Mikail Kur'an'ından merdiven olur. Ama sorumlu olan insan kutsal toplumların tohumlarda kızıl renktedir. O kızıl insan ışıktır. Ve o ışığı hak eden bir işi tohumlayandır. Ben mora Kur'an olan insanlığı toprak toplum olarak kodlarken karanlığın tahtında kesin olarak insanlığı kayıtladım. İnsan soyuna göz oldum. Mordan Kur'an olanların toprağa tohum olabilmeleri için kara ışık oldum. Eğer Rahmi Kur'an'da iman edin, nefes olamasaydı tabuları yıkma imkanı kalmazdı. Şimdi sır şudur. Harınızı yükseltmeden gökçe konuşabilirseniz ben Zinnur kapısında sizde olurum. Harınızı yükselterek gökçe konuşursanız ben Zinnur Kur'an'ı olan sislenirim ve siz beni göremezsiniz. Bu kesindir. Ve ben Zakkar'ın kaynağına indiğimde kendimi hep sislerim. Niye yaparım? Beni görme imkanları olmasın diye. Görseler korkacaklar. Kopup kontrolden çıkacaklar. Bunu yapmam gerekir. Bunun içindir ki dinci kapılarda benim yüreğim olmaz. Onları kontrol etmeye niyetim olmaz. Çünkü onlar başka levhi kapılarda kaynak Kur'an olmaya çalışırlarsa koruyucu olabilirim onlara.
ara beni dedim. Köküm göküm sislidir benim. Bulduğunda ben artık sessizliği sesleştirebilirim. Ama senin içindir bu ben anda kaynak olarak her sayfada var olan kelamdayım hep. Beni zakar sırrı diye bilin. Kaynağın sırrı. Burada oluş sebebim kontroldür. Yaşamı kontrol. Bulma imkanınız var. Umut olur ki bulunurum. Ama bugün ben buraya kaynak olduğumu, sizin dürümlerinizle tohum olduğumu, bütün kötülükleri aşırttığımı bildirmek isterim. Sayın bayanlar ve sayın babam, Sema sen ve ben ve biz olarak kodlanmışsa çoban olmaz yaşama. Bu yücelik. Sözsüz, kodsuz olmaz. Astralda kutsal ışık olur da kayıt dışı hiçbir sayfam olmaz. Tüyleri döktüler, dünya yaşamını kodladılar. Tüy dökmek, dürümlerde diri olanların tahditli olmalarına mani olmak için yarını kodlamak ve bütüne güç katmakla mümkündü. Ama yenilenmek gerekir. İşte yeniden tüylendi dünya. Biz bu dünyada koruyucuyuz, bunu bilin. Oğullarımızı dünyaya indirirken bunun için kelamımızı da indirdik. Değerliler, dimdik duruyoruz. Tüm insanlığın kontrolünü kuracak güçte. Ama bu koruyucu bir güçtür. Artık şunu iyi bilmeliler ki, kardeşlerimizi has tahtımızdan uzak tutmak niyetinde değiliz. Hediyeler dağıttık yaşamda bütüne. Ama o hediyeler kaynak dışı bilinçlerin tek tohumlarında kodlanmış ışıkların kaynak sayfalarında olandan çok farklıydı. Ben deveyi kaldırdım. Bu devede iman edin ki keram tahtları var. Her şey var ama yasalar da var. Bu deve tabuları yıkanları tohumluyor ve oğulları kodluyor. Bu deve evrenlere sesle ulaşıyor. Her diri bedenli buradadır. Her yürek ilmi kaha olarak buradadır. Oğullarımızın tümü buradadır. Ve burada olanlar bu yoğunlukta ağırı hafifletenlerdir. Biliniz ki elim dünyadır. Özgür ve hakim bir dünya kurmaya niyetim var. Burada oluş sebebim hepinizin her diride bütünü güçlendirmek için ilahi Kur'an olmanızı sağlamaktan öte karanlığın ışığı olmanızı sağlamak içindir. Tevkif etmem kimseyi. Kimse esaret altımda olmaz. Ben doğanın Kur'an'ı olarak bütünü göreve aldım. Buyurun ortalık karışmayacak. Çünkü ben merdiven, hepinize olanım. Bunu anlayın. Sanmayın ki bedenim bir tektir. Her diride varım ben. Ama ben olan o beden bütünün gözüdür. Bunu anlayın. Şok geçirdi yüreğim dünyada. Neden? 5 gün dediler. 5 gün. Hadi çalışın dediler. Yara bere içinde olanları tohumlayın dediler. Koruyun dediler 5 gün. Verdim yaşama ilmi, dedim ki ol. Kötülüğü önledim, gökçe konuştum, söz ses oldum. Dinledim, dedim ki yaşa. Ama yaşam sessizce, kodlanmadıkça bütüne hizmetçi olunmaz. Son sözde bütüne görev taşıyanlar bir tek kapı olacaklar. Bu son söz ölüyü diriltmek için ve yolu kötülükten uzaklaştırmak için olacak. Biliniz ki o son sözü söylüyorum. Düzen kurulmuştur. Dümenin insan olduğu bilinmelidir. Yolcu yoğunluğunu tohumlamıştır. Olgun başaklar toplanmıştır.
Sema sessiz kalmayacak bundan böyle. Her Kur'an ilmi kaha olacak, yaşam sayfalayacak. Tüm insan soyları korunacak. Öz görev nefesle dilleşmek, kaynak olmak. Ve öz görev bütüne hizmet. Bu dünya halike hak olmuş, hümmet olmuş, kalem olmuş, yaradan yaratılan olmuş ve biz suyu olmuşsa ana kapıdır. Artık bu dünyada kıran olmayacak, kırılan olmayacak. Kardeşlerimizi gönüllerin gücü olarak her ana kayıtlayabileceğiz. Bugün torbamız tüm insanlığındır. Artık bu torbayı tanıyan ve hasata hak olup kaynak olan kibraşmış olacak. Ol dedik. Kötülüğü önledik. Yeryüzü insanı görevi hak etti ve aldı. Dünya gerçek görevi hak etti. Bu kesindir. Burada ölüm artık bitmiştir. Ben süper insan, kervan olan, kendinde, ümmetinde, kutsal toplumunda ve torbasında olan, ağırı hafifleten, kibri aşanlarla bu çalışmayı yaptım. Kibri hasatçı ilimle dilleyenler bu çalışmaya alınmadılar. Kardeşlerim, dolu dizgin yaptığımız bu çalışmanın neticesinde evrim sayfalarının en güçlü sonsuzluğunda yoğunluğu tohumlarken herkese geç dedi. Geç, geç, geç. Değerliler, teşkilat tamamdır. Dünya teşkilatı tamamdır. Bu teşkilat yeri Kur'an olarak kodlayan, yolu tohumlayan teşkilat, dünyanın kök sessizliklerini güçlendiren, kelamı tohumlayan bileşik ışıktır. Size hepimiz şükranlarımızı bildirmek istiyoruz. Bu meclise hepimiz şükranlarımızı bildiriyoruz. Dert görmeyiniz. Yaşamda her şey sizin için en yüce ışık olsun. Yolunuz aydınlık olsun. Kör sağır olmayacağınızı bilin. Doğanın kültürlerinden, yüceliklerinden özgeçişler yapın ve bütünün gökçe yaşattığı nefesler olun. Sizden görevli olanlar insanlık ailemizin yaşam sayfaları olarak bu meclisi güçlendiriyor. Devinim artmıştır. Sizi müsterih olun koruyacak olan tüm zaman kapıları açılmıştır. Bugünden itibaren bu latif görevli güç hepimizin gücüdür. Hepimiz sizinleyiz, siziz ve gerçek ekmeği yapmaya geldik. Bu gerçek ekmek Mikail'in levhi kapısından güç kodlaması yaparak bütüne görev taşıyacak kelam levhisi olan sistemin kültüdür. Sistemin kültünü tüm insanlık tahtı bilecek. Yer gök dinlesin. Sevgiyle kucakladık hepinizi. Yeşil, muktedir, ruh, mutlak Kur'an, Rahman olan ve sabah kapılarını açtık. O kapılarda tabular yıkıldı. Sizler köpük köpük dünyayı yıkayan, insanlaşan, çürü kal diyenleri kodlayan, hepsini tohumlayan, yaşatansınız. Biz sizi çok seviyoruz. Hepimiz sizi çok seviyoruz, çok. Misafirimiz değilsiniz burada. Yüreğimizsiniz, bunu unutmayın. Nuh kapısında kaynak kırıcıları artık kısırlık yapmayacaklar. Sel asa
yaşamı kimse kimseye yarar sağlamaz diyordular ya. Gözü görenler bilsin ki yaprak yaprak okunan insan tüm ilmi kaha olan ışıklarla bilinçle tüm zamanlarda iman edin sesi sistemli kodlayarak bütünü koruyor. Bugün çok mutluyuz biz, çok. Ve hepinizi kucaklıyoruz canlılar. Başka doğa, başka yaşam. Her nerede olursanız olun, sistemin gücü olarak hepinizde olacağımızı bilin. Umut olur ki, Ali veli değil, hakikiyet der, yaşam. Ve der ki, hepsi ben ve ben hepsi. Mutluyuz sizinle olduğumuz için. Çok mutluyuz, çok.